Ne yapıyoruz? Trigonometri sorularını çözüyoruz. Nasıl çözüyoruz? Kütür kütür çözüyoruz. Evet. Bir kütür detelim bakalım. Evet. Tonguç ne yapıyor burada? Tonguç burada kütür kütür elikleri yiyor. Daha soruları çözmeden yemiş olmaz. Önce soruları çözeceğiz. Ondan sonra kütür edeceğiz. Evet. ilk sorumuza başlıyoruz. Çok önemli bir soru Tonguçlarım. Bakın. Burada dikkat etmemiz gereken iki durum var. Bakın buraya ne yazmışım ben? Dikkat yazmışım. Bu çok önemli Tonguçlarım. Neden diyeceksiniz? Bakın birinde x demiş kosinüs x sinüs x diğerinde kosinüs x sinüs y. Peki Tonguçlarım aralarındaki fark nedir? Aralarındaki fark şudur. Hepinizde biliyorsunuz ki ben burada şuraya bir hatırlatma yapayım size. Kosinüs x'in alacağı en büyük değer neydi Tonguçlarım? 1'di. 1 bir veya 1'den küçük olacaktı. En küçük değer neydi? Eksi 1'di. Şimdi burada biz kosinüs x'e en büyük olabilmesi için hangi değeri veririm? Tabii ki 1 değerini veririm. Aynı şekilde sinüs y veya sinüs x de diyebiliriz. Alabileceği en büyük değer nedir? 1'dir. En küçük değer nedir? Eksi 1'dir. Şimdi Tonguçlarım bu ifademizin sonucunun en büyük olması için buranın büyük buranın ne olması lazım burada eksi olduğu için küçük bir değer alması lazım. Sinüs de y'ye ne diyebilirim o zaman? Eksi 1 diyebilirim. Bakın buradaki açılarımız farklı açılar. Dolayısıyla ben bu 1 olurken kosinüs x ifademiz sinüs y ifademiz eksi 1 olabilir. Ne oldu şimdi tonguçlarım? 3 çarpı 1 eksi 4 çarpı eksi 1 ve buradan kaç çıktı? En büyük değerimiz 7 çıktı. Ama bu sorumuzda ise dikkat çok önemli. Dikkat edeceğiz buraya. Tonguçlanmayacağız burada. Kosinüs x. Sinüs x. Bakın tonguçlarım. Kosinüs x'e siz 1 dediğiniz zaman sinüs x 1 olamaz. O zaman ne yapıyoruz? Hemen şuraya bu elimizi kütürt etmek için pratik bir yöntem yazayım ben size. Diyeyim ki a kosinüs x artı veya eksi b sinüs x ifadesinin en büyük değeri kök içinde a kare artı b karedir. En küçük değeri ise eksi kök içinde a kare artı b kare diye diyorum tonguçlarım. Bakın şimdi burası ne olacak o zaman? 3'ün karesi artı eksi 4'ün karesi kare kök içinde ne olur bu da? 9, 16 toplarsam 25, ne yaptık Tonguçlarım? 25'in kare kökü 5 yaptı. Ne oldu? Kütür mi? Evet. Şimdi bir de minimum değerini bulalım Tonguçlarım. Minimum değeri ne demiştik? 3'ün karesi artı eksi 4'ün karesinin kare kökünün eksi ile çarpılmış hali. Bu da ne çıkacaktır? Eksi kök 25'ten eksi 5 çıkacaktır. Gördüğünüz gibi ne yapmış oldum Tonguçlarım? Eriğinizi kütürdettik. Ben yarısını yiyorum. Diğer yarısını size bırakıyorum. Afiyet olsun. Şimdi gelelim. Başka bir erik istiyor canım. Evet. Aha Tonguç burada bakıyor. Neye bakıyor? Birim çembere bakıyor. Ufa görmüş masum köylü gibi. Evet. Şimdi Tonguçlar burada dikkat etmemiz gereken ne? Bakın bu soru çok önemli. Dikkat etmemiz gereken ilk durum şu. Uzunluk her zaman pozitiftir uzunluk pozitiftir. Yani negatif olamaz. Eksi 3 metre diye bir şey var mı? Yok. Devam edelim şimdi. Şimdi bize ne demiş burada? Bir tane ışın kılıcımız var. Bakın OA ışınımız var. Bu alfa derecelik açı yapıyormuş. Şimdi bu P noktasına kesiyor. Bu ekseni de L doğrusuna A noktasına kesmiş. Bize sorduğu AB uzunluğunun değerini soruyor. Tabii ki bu değerini ne olarak soruyor? Trigonometrik fonksiyon olarak soruyor. Bakın fazla uzatmıyorum tonguçlarım. Yaptığım şey şu. Şuradan aşağıya bir dik alırsam P'den x eksene bir dik aldığım zaman burası neydi? Kosinüs alfaydı. Şimdi buraya k diyelim. Yalnız burada şöyle bir durum var tonguçlarım. K -O, uzunluk olarak nedir derseniz. Bakın burası koordinat olarak kosinüs alfadır. Ve kosinüs İkinci bölgede negatif olduğu için bu kosinüs alfa negatif bir değerdir. Bakın şuraya yazıyorum. Kosinüs alfa negatiftir. Ama uzunluk negatif olamaz demiştik. O zaman ne olacak? KO uzunluğumuz eksi kosinüs alfa olacak. Bakın devam ediyorum. Aynı şekilde burası nedir? Kotanjant ekseni gördüğünüz gibi kotanjant alfadır. Ama kotanjant ikinci bölgede eksidir. Dolayısıyla AC uzunluğu ne olmak zorundadır? AC uzunluğu aynı kosinüste olduğu gibi eksi kotanjant alfa olacak. Şimdi bana neyi sormuştu? AB uzunluğunu sormuştu. Tonguçlarım AC'den BC uzunluğunu çıkartırsam AB uzunluğunu bulur muyum? AB uzunluğu eşittir. AC eksi ne diyorum? BC. Hemen yazalım. Bakın şöyle şuraya alalım. AB uzunluğumuz şöyle büyükçe yazayım. Kocamanca yazayım. AB uzunluğumuz eşittir. AC uzunluğumuz neydi tonguçlarım? Eksi kotanjant alfa. Hemencecik yazdım. Eksi kotanjant alfa. Eksi BC uzunluğumuz. BC uzunluğumuz neydi? Kotanjant kosinüs alfaydı. KO uzunluğumuz pardon. KO uzunluğumuz neydi? Şuraya yanlış yazdık. KO ile BC eşit zaten. Aynı uzunluklar. O zaman ne diyorum? Kosinüs eksi kosinüs alfa diyorum. Ne oldu şimdi sonucumuz? Eksi kotanjant alfa. Eksi eksi de çarparsam artı kosinüs alfa olmuş oldu. Evet. Bu eriğimizde de dedik mi? Evet kütür ettik. Bu erik biraz ekşi olmuş. Hemen cecik bir sonraki eriğime geçiyorum. Oo. Ne demiş bakın Tonguçlarım? Bu erik elimde. Bunu yemek çok basit bakın. Dikkat edin x açımızı vermiş. Ne demiş? Pi ile 3 pi bölü 2 arasında demiş. Yani ne demektir bu? Hangi bölgede demektir? Üçüncü bölgede. Evet bölgeye dikkat. Bölgeye neden dikkat? Trigonometrik fonksiyonların işareti için bölgeleri ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Trigonometrik fonksiyonların işaretine bakacağız burada ne demekti? Üçüncü bölgede ne oluyordu Tonguçlar? Sinüs her zaman üçüncü bölgede eksi, kosinüs eksi, tanjant ve kotanjant neydi üçüncü bölgede? Artıydı. Şimdi öncelikle Tonguçlarım yapmam gereken şey şu burada. Öncelikle karekökten kurtulmam lazım. Ne yapıyorum? Eşlenikle çarpıyorum bakın. Bir artı sinüs x. Aynı şekilde bir eksi sinüs x. Eşlenikle çarpıyorum. Bunu siyahla yazmak istiyor canım. Hemen siyahla yazalım bakalım. Şuraya yazalım. Evet. Ne diyelim? Siyahtan vazgeçtim. Turuncuya geçeyim tonguçlarım ya. Evet. Kök içerisinde 1 artı sinüs x ile 1 artı sinüs x çarparsanız ne olacak? 1 artı sinüs x'in parantez karesi olacak. Bölü 1 artı sinüs x ile 1 eksi sinüs x çarparsam ne olacak? 1 eksi sinüs x'in neyi olacak? Bakın bu nedir? Hemen şurayı bir hatırlatma yapayım size. A eksi b ile a artı b'nin çarpımı neydi tonguçlarım? A kare eksi b kareydi. Hemen yazıyorum o zaman. Sinüs, 1 artı sinüs x de 1 eksi sinüs x çarpım. 1'in karesi eksi sin kare x. Hemen kare kökümü kapattım. Artı hemen diğerine geçiyorum. 1 eksi sinüs x'in neyi? Karesi parantez karesi bölü. Yine aynı şekilde 1 eksi sin kare x. Evet devam edelim. Şimdi Buraya dikkat ediyoruz. Kırmızıyla yazıyorum bakın. Dikkat çok önemli. 1 artı sinüs x'in karesi dışarı nasıl çıkar? Karekök dışına mutlak değer 1 artı sinüs x olarak çıkar. Bakın tonguçlarım burası çok önemli. Burası hayat memat meselesi. Dikkat edin. elik ekşi gelebilir. Ne yapalım? Tuzlayalım hemen. 1 eksi sin kare x. Ne demekti bu? Kos kare x demekti. Kök dışına nasıl çıkar? Mutlak değer kosinüs x olarak çıkar. Artı yine aynı şekilde mutlak değer 1 eksi sinüs x. Bölü mutlak değer 1 eksi sin kare x neydi? Kos kare x'ti. Kök dışına nasıl çıkacak? Mutlak değer kosinüs x olarak çıkacak. Evet şimdi tonguçlarım geldik sonucumuzu bulmaya. 1 artı sinüs x nedir? Daima pozitiftir. Neden? Çünkü sinüs x'in alabileceği maksimum değer ne yaparsa yapsın birden büyük olamaz. Bir en fazla bir olabilir. Dolayısıyla burası ne oldu? Pozitif. Mutlak değer dışına nasıl çıkacak? Aynen çıkıyor. 1 artı sinüs x bölü kosinüs x Üçüncü bölgede kosinüs neydi? Hatırlayalım hemen. Bütün sınıfın kara tahtaları cilalıdır. Bütün, bütün hepsi. Sınıf sadece sinüs. Kara tahtaları, kara tahtaları ne demekti? Tanjant kotanjant artı cilalıdır da kosinüs artı. Yani üçüncü bölgede kosinüsün işareti neymiş? Tonguçların eksiymiş. Hemen yazıyorum. Önüne eksi geliyor. Eksi kosinüs x artı 1 eksi sinüs x daima nedir? Pozitiftir. Sinüs hangi değeri alırsa alsın birden büyük olamaz. Dolayısıyla 1 eksi sinüs x bölü kosinüs x neydi? Üçüncü bölgede eksiydi. Eksi kosinüs x diyorum. Hemen işlemi yapalım. Paydalar aynı. Üstleri topluyorum. Bakın bunları kütür ettim. 1 1 daha 2 yaptı. 2 bölü eksi kosinüs x. Buradan da 1 bölü kosinüs x demek sekanttı. Eksi 2 sekant x olmuş oldu. Evet tonguçlarım kütür dedik mi? Hem de çatır çutur kütür dedik. Geldik bir sonraki örneğimize. Evet. O çok enteresan değişik bir soru. Yukarıdaki şekilde A noktasının koordinatlarını vermiş bize. Eksi 2, 7. Bir yazalım bakalım. Neymiş? Şöyle aşağıya doğru alıyorum. Bakın burası nedir? Eksi 2. Burası nedir? Tonguçlarım 7 eksi 2'ye 7 demiş. B noktasının koordinatları 3 eksi 5. Hemen yazıyorum. Burası 3 birim. Burası da eksi 5'miş. Şimdi bana ne demiş bu? Kosinüs, sinüs, alfa nedir demiş. Alfa açımız hangisi? Bakın bu açı. Şimdi tonguçlarım. Ne yaptığıma çok dikkat edin. Bize sorulan sinüs alfa değeri. Şurası nedir? Bakın. Bütünleyeni değil midir bunun? Burası ne olmak zorunda? 180 eksi alfa olmak zorunda. Şimdi Tonguçlarım çok önemli bir durum. Hatırlayalım. Z kuralımız vardı. N kuralı olarak da yazabilirim. Şöyle tersten de düzden de yazabilirim. Neydi? Ters açılar birbirine neydi? Eşitti. Bu açıların hepsi birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Dolayısıyla sinüs e, 180 eksi alfa. Burası da 180 eksi alfa mıdır? Evet 180 eksi alfadır. Şimdi burada ben bir tane dik üçgen oluşturuyorum. Bakın şimdi çizdim şöyle. Çizdim böyle alın size kütür kütür bir dik üçgen. Hemen yazıyorum. Şimdi burada sinüs 180 eksi alfayı bulmam lazım. Ne lazım bana? Karşı dik kenar, komşu dik kenar ve hipotenüs. Bakın şimdi tonguçlarım. Burası 3 birim. Burası 2 birim. Ne yaptı? Uzunluk olarak tabii koordinat olarak değil. Burası 2 birim. Burası ne yaptı tonguçlarım? 3 birim. 2 3 toplarsam ne yapar? 5. Demek ki buraya K dersek AK uzunluğumuz 5 birim. Bakın şimdi Tonguçlarım. Burası 7 birim. Burası 5 birim. Ne yaptı bu uzunluğumuz? 12 birim yaptı. O Hemen Pisagor amcayı çağırıyorum. Diyorum ki 5, 12 burası neydi? Tabii ki 13'tü. Hemen buraya da 13'ümü yazıyorum. Şimdi sinüs 180 eksi alfa neymiş bakalım. Karşı dik kenar 5 bölü hipotenüs 13. Ama biz burada neyi bulduk? Sinüs 180 eksi alfayı bulduk. Peki tonguçlarım sinüs 180 eksi alfa neye eşitti? Tabii ki de sinüs alfa eşitti. Ne çıktı o zaman cevabımız? 5 bölü 13 çıkmış oldu. Evet bunu da kütürdettim. Valla bugün baya bir erik yiyeceğiz gibime geliyor bana. Evet şimdi devam edelim. Evet neye geldi sıra? Ödüllü sorumuza. Evet Tonguçlarım. Ödüllü sorumuz için ne yapıyoruz? Çözüp hemen yorumları yazıyoruz. Bakın size burada bir ipucu vermek istiyorum. Bu soruyu çözerken geometriden de faydalanabilirsiniz. Dikkat edin. Çok çok dikkat edin. Geometriden faydalanabiliriz ama ne yapabiliriz başka? Dönüşümlerden de faydalanabiliriz diyoruz. Evet Tonguçlarım ne yapmayı unutmuyoruz? bir önceki ve bir sonraki videoya bakmayı unutmuyoruz. Evet abone oluyoruz ve like etmeyi de unutmuyoruz. Soruları kütür kütür çözmeye devam edeceğiz.